Maliye Bakanı Nurettin Nebati İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geliyor. Peki gündemde neler olacak, masada neler olacak? Arkadaşımız Kübra Demir görüşmelerin detaylarını bizlerle paylaşacak. Kübra, seni dinleyelim. Mine Sarı, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati göreve geldikten çok kısa bir süre sonra iş dünyasının temsilcileriyle İstanbul'da buluşacak. Bugünkü toplantının en önemli gündem başlığı hiç şüphesiz ki enflasyonla mücadele, döviz kurundaki hareketlilik ve asgari ücret olacak. Yine Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin yeni ekonomi modeli hakkında iş dünyası temsilcilerine bir bilgi vermesini de bekliyoruz. Masada olacak. Diğer gündem başlıklarına bakacak olursak da üretimin yatırımın istihdamın ve ihracatın artırılmasına yönelik hangi adımlar atılacak, yine bunlar konusunda da görüşmelerin yapılmasını bekliyoruz. Yine iş dünyasının temsilcilerinin de yeni ekonomi modeli hakkında ve mevcut durum hakkında görüşlerini Nurettin Nebati'ye iletmesini bekliyoruz. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirecek olan toplantıya yaklaşık yarım saat kaldı. Peki kimler katılacak toplantıya? İlk önce şunu söyleyelim sizlere. Çok yoğun bir katılım var. İş dünyasının birçok temsilcisi bu toplantıya katılmak istedi, ancak pandemi sebebiyle katılımı sınırlı sayıda tutmak zorunda kaldı Hazine ve Maliye Bakanlığı. Ancak şunu belirtelim sizlere, TÜSİAD, TOP, MÜSİAD ve TİM başta olmak üzere birçok sektörden temsilci bu toplantıya katılacak. Yarım saat kaldı demiştik sizlere toplantı için. Toplantı sonrasında bir açıklama yapılıp yapılmayacağı henüz net değil, ancak hiç şüphesiz ki bu toplantıdan hangi mesajlar verilecek? Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş dünyasına ne mesajlar verecek ve bu toplantıda neler konuşulacak, mesajlar ne olacak? Merak ediliyor. Biz de Deniz Pirinçler'le birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin iş dünyasının temsilcileriyle birlikte gerçekleştireceği toplantıyı takip ediyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz Mine Sarı. Peki Kübra Demir, çok teşekkür ediyoruz.